mutluyum ki. Maçı birebir oynadık ekranda. Yani artık Türk oyuncusu da işte eller ortaya bu maçı kazanacağız diye bir şey değil de taktiğe bağlı da oynamasını biliyormuş demek ki. Tam istediklerimiz oldu. Hafta boyunca zaten bizi takip eden arkadaşlar biliyor. Hep bunu çalışmıştık biz. Ve 6'da oynadığım her şey gerçekleşti ya. Yani sanal alemde oynadık. Sahada hepsini yaptık. Net ama. Yani bunlar o kadar mutluyum ki. 118 kilometre mesafeye ulaşan bir takım oluştu. Zaten yaş ortalaması 24'tü. Bunu ben hep söylüyordum. Alanya maçında özellikle bizim oynadığımız kötü maç değildi ama bireysel inanılmaz hatalar yapmıştık. Şimdi tek düşüncem var. Bu oyun disiplininde takımı tutmak. Yani disiplini oynamaya çalışan ve Beşiktaş'ı ve İBB'yi yenen bir takımın yetersiz olmadığını veya oyuncunun gerçek futbolun ne olup da mücadele etme isteğini bir kez daha gösterdiler. Çok yeteneksiz dediler herkes. Belki de yapamaz dediler ama ben her zaman dedim ki 24 yaş ortalaması coşkuyla devam edersek. Çünkü ben bunu çok iyi hatırlayacaksınız. 2006 yılında ilk tekleri olduğunda o zaman da demişlerdi. 8. maç 2 puandı. Sahada mücadele etmeden kazanılmıyor arkadaşlar. Oyuncu grubuna bunu aşılamaya çalıştım. İnanılmaz disiplinli oynadılar. İBB maçı, bu maç Trabzon, Göztepe. Ha diyeceksin ki hocam hani bir galibiyette mi konuşacak? Hayır. Ama giren, çıkan, oynamaya çalışan ve verdiğin taktiği tam anlamıyla uygulayan bir takım vardı. Şöyle notlarıma bakıyorum. Her koşu en yüksek hızda koşanlar da Alex, Zeki, Ahmet İlhan ve Uğur ilk beşlere mesafede. Beşiktaş'ta oynuyorsunuz arkadaşlar. Belki soru olabilir, aklına şu olabilir. Topla oynama %36'ya işte Beşiktaş bizden üstün. Ya ben zaten Beşiktaş gibi oynamaya kalksam beni zaten yenerdi. Biz önce durdurduk. Ondan sonra da belki de 3-4 olacaktı maç. Ama tüm oyuncularımı kutluyorum. Kulübün geldiği bu noktada özellikle çalkantıda buna ihtiyacımız vardı diye düşünüyorum cami olarak. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Biz çünkü daha hiçbir şey yapmadık. İnan yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani gençlerin yeri burası değil. Onun için de benim tek amacım var. Bir an önce üst tarafları yakalayıp ikinci devre daha güzel bir takım yaratmak arkadaşlar. Sorun olmadı. Musa. Hocam transfere dair bir eleştiri var. Başkanı Murat Cancan ise hocamız Mesut Bakan transferlerinin uyum sorunu var. Uyumdan sonra bu transferlerin iyi olduğunu görecektir. Yorumunuzu paylaşıyorum başkan. Hı hı. Böyle bir galibiyetin üstüne yeni transferleri de değerlendirirsiniz. Tabii. İlk maçımız oynadık Trabzon maçıydı. Milli takım arası vardı. Ben de evimde oturdum. Yardımcılarımla yabancıların backgroundlarına baktım. Fransa Birliği'nden gelen oyuncular. Nedir, ne iştir diye yani. Sadece bazı oyuncular var antrenmansız. Bizim takımın sorunu arkadaşlar. Maç kazanma oyununu oynamayı bilmiyoruz biz. Yani yetenek tamam tabii ki yani. Ben bir başka transferlerle ilgili yetenekli yeteneksiz diye kıyaslama yapmayacağım ama biz bu disiplinde oynamayı bilmiyorduk. Yani biz takım oyunu oynamayı bilmiyorduk. Yani şimdi onu biraz ortaya çıkarmaya başladık. Sadece bu galibiyet için demiyorum ben. Ben yenildiğimiz maçtan sonra da bunu söyledim. Ha bireylere girersek yani şu anda baktığım zaman ya en iyi oyuncu benim oyuncum. Yani bunun altın üstünü çok fazla kurdalamaya gerek yok ki. Yani sonucunda da devreye kadar zaten bizim kadromuz belli, 28'imiz bu. Ha, şimdi Fransa Birinci Ligi'nde oynamış. Buraya gelmiş. Yani bir 2-3 aylık dönemde biliyorsunuz bunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yani adaptasyon sorunu da yaşamış olabilirler. Ama şu anda baktığınız zaman da
Lucas yoktu. Osman müthiş oynadı. Tabii ona bir şey olsa Mert oynatacağız yani. Altyapıdan. Yani demek ki birileri oynuyor ya. Önemli olan bundan sonrasına bakmak. Tabii ki herkesten de faydalanacağız yani. Buyur. Hadi abi. Hocam tebrik ediyorum. Samimiyetle şunu ifade etmenin gibi farklılık bekliyordum. Zaten bu farklılığı da siz rakamlarla, istatistiklerle bize 4 haftalık süreçte de gösterdiniz. Koşu mesafelerinde, olumlu pas yüzdelerinde sürekli artan bir grafik var. Ama bugün bambaşka bir gençler bile izledik biz. Çok farklı bir gençler bile izledik. Hatta diyebilirim ki son yılların en arzulu, en istekli bir gençler birliği vardı. Sadece sahada oynananın dışında tribünlerde de görmediğimiz bir coşku vardı. Yani Gençler Birliği taraftarlarının ilk defa bu kadar oyunun içerisinde olduğu bir maç izledi. Hocam neydi bunlar? Şimdi neydi? Söyleyeyim. Bir defa Alanya maçından sonra bir serzenişte bulundum. Geriye koştular, lig lideriyiz. 113-114 kilometre koşmuşuz. %60 toplu oynama bizde. 4 tane gol yedik. Neden? Neden biliyor musunuz? Şu lafı kullandım. Yani bunu yani yazmayın söyleyeyim. Lütfen dedim ruj sürmeden sahaya çıkacağız. Ruj. İkili mücadelemiz yoktu. Alanya %60 ikili mücadeleyle bizi yendi, kazandı toplarla. Arkadaşlar artık vatan millet Sakarya bitti. Artık verirler. Geriye lig lideri olan bir takımın dört tane gol yemesi demek sadece bir tek şey var. Refakatçılık yapıyor demektir. Şimdi onu çalıştık hep. Bunu anlattım. Artık bir şeylerin ortaya çıkması gerekir. Yani artık ben bir şey eksikti bizim takımımızda. O da bugün yoktu. Yaptılar. Ama futbol bu mu? Bu. Yenilirsiniz yenersiniz. Bak o ayrı. Ali abi. O hiç o benim için sorun değil. Önemli olan bu ruhsuz oyunu ortaya koymamız gerekiyordu. Biraz herhalde herkese malzem olduk ama yani yapacak da bir şey yok. Bunu ben oyuncumla listeleri değiştirebilirim. Yani olabilir. Ama yani demek istedim sert oyun oynamıyorduk. Şimdi onu oynadık. Alanya'da doktorumuz sahaya girmemişti. Artık siz gerisini düşünün. Güzel. Hocam Ankara'nın başkent oluşunda böyle bir hediye için öncelikle teşekkür ederim. Ha bir de şey söyleyeyim. Ya şey başkent oldu deyince kızımın da doğum günü ona hediye olsun. Evet. Hocam teknik direktör olarak 104 maç, yardımcı hoca olarak da en azından bir 60 maç falan var Gençler Birliği'nde. Ama Mesut Bakkal deyince benim aklıma Beşiktaş maçları var. Hep bir Beşiktaş maçları Mesut Bakkal'la enteresan olmuştu. Bir 4-3 kupa maçı evet. Kupa'daydınız ama yardımcı hoca olarak. Beşiktaş maçları hep bir özel olmuştu. Bugün de yine bir özel, unutulmaz maçlardan bir tanesini yaşattınız. Bu Beşiktaş maçının bir özelliği var mı? İkincisi Vedat'ın performansı sonra. Evet, şeyden başlayayım, Vedat'tan başlayayım. Özel kanalla iki tane maçını seyrettim. İnanılmaz coşkulu. Bir defa inanılmaz gönül adamı. Yani kötü oynar, iyi oynar ama arka direkten iki tane top çıkarıyor, bütün topları tutuyor falan. Maçları seyrettikten sonra yani bir hafta önce ne zamandı? Pazartesi günüydü galiba. Ben de Vedat oynayacağım. Evet. Bize yürek adamı lazım böyle zamanlarda. Gönül adamı lazım. Diğerlerinin olmadığını demiyorum. Ama bunu da çoğaltmamız lazım. Şimdi Vedat iyi bir örnek. Mesela ben geldiğimde Alex yoktu. Alex yoktu. Adı bunlar hep milli oyuncular. Mesela Lucas sakat diye üzüldük. Ama Osman çıktı meydana. Şimdi bir de Beşiktaş maçları diyeyim. Bu maça enteresan bir cevap vereyim. Tüm gelen telefonlar bu maçı kazanacağım yöndeydi biliyor musunuz? Herkesin enerjisi yansıdı ya. Vallahi. Hele en son öğlendi. Benim kimseye adımı söyleme 2-1 kazanacağız diyen bir abim var. Evet. Evet. Yani ben de espri yaptım. Kendisi müteahhit. Bütün evleri satın alabiliriz dedim. Tamam arkadaşlar. Son soru alalım hocam. Alalım. Hocam bir sahne vardı ki Ahmet Oğuz'la ikinizin aynı refleksi.
Yani inanılmaz bir sahneydi. Yani bir yaşam var, yaşama vardı, hissetme vardı. Sahada bir Mesut Bakkal vardı, futbolcular vardı. Takımda bir enerji verdi abi ya. Yani bugün takımın da enerjisi vardı yani. O da verdi. Biz de onlara verdik. Ama iyi oynadık yani. Evet, buyurun. Hocam, rakamsal olarak oyuncuları övüyorsunuz da sizin de bir performansınızı tebrik etmek lazım yani. Onlar kadar yoruldunuz gerçekten. 122'ymiş. Gerçekten bu görünüyordu. İlk yarı bitene kadar kaç puan bekliyorsunuz hocam, bir hesap yaptınız mı? Çünkü önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Vallahi net kalbimdekini söyleyeyim mi? 16'yı geçeyim yeter diyorum kendi kendime yani. 16. Ama üst üste de şimdi bu galibiyetten sonra yani belki alır gideriz yani. Olabilir ya, 18 de olur, 16 da. Yani alabildiğimiz kadar alacağız ya. Yani alacağız. Arkadaşlar şimdi transfer yapacağız mı, gelecek, ona girmeyelim. Son, en son Ercan abi. Ercan abi buyur. Hocam genelde maç kaybettiğinde hocalar kötüdür. Siz bugün derbi bir maçı, yani büyüklere karşı maç kazandınız. İyi bir hoca mısınız? Yani röportajında söyledim ya, ben şimdi Beşiktaş'ı yensem iyi hocayım, Akhisar'ı yeneceğim kötü hocayım. Yani, yani Türkiye'de zaten başarının kriterini ben hiç çözemedim ki. Nedir başarının kriteri yani? Şimdi biz Akhisar'a gideceğiz, beraber eve yeneceğiz, biz kötü hocayız. Yani öyle bir şey yok. Bu bir süreç. Ben her zaman geldiğimden beri söyledim. İki tane üstte mağlup olduğumuzdan sonra da söyledim hatırlarsanız. İyi şeyler olacağını. En azından bunun, ama bu bugünkü oyunun devam etmesi gerekiyor. Yani ben de onu elde tutmak için her şeyi yapmam lazım. Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta maalesef maçı kaybederek dönüyoruz. 3 puan kayıpla dönüyoruz. Bu bizim için üzüntü verici. Oyuna yavaş başladık. Tempolu hızlı oynamayınca da rakip bunu iyi kullandı. Geldikleri atakta yediğimiz ilk golde oyunun savunma anlayışıyla beraberliğe razıyken böyle bir gol atmaları onları biraz daha dirençli hale getirdi. İkinci yarı 10 kişi kaldığımızda daha etkili ataklarımız ve pozisyonlarımız vardı. İlk yarıda maç başından itibaren temposuz oynamanın zararını gördük. 45 dakikada etkili atağımız yok denecek kadar azdı. İkinci yarıdaki ataklarımızda 10 kişi kaldığımız için düşündüğümüz manada eksik kaldı. Bugün kendi oyunumuz altında oynayınca da maalesef kaybettik. Soru var. Hocam, Ryan Babel'in atılması mutlaka bir eksiklik doğurdu ama ben bu maçta Beşiktaş takımının Ankara'dan en farklı mağlubiyetle ayrılacağını söylesem katılır mısınız? Ben sizin yorumlarınızda bir şey söyleyemem. Biz bugün 2-1 kaybettik. Bu bir gerçek. Onun dışındaki başka bir şey bilmiyorum ben. Atılmasıyla ilgili de kırmızı kart gösterince oyuncu dışarı atılır. Erdan Süzgün Beyaz dedi. Hocam, Avrupa'da 2-2 yapan bir Beşiktaş var. Ligde de yarın Galatasaray kazandığı takdirde 8 puanlık bir fark oluşacak. Kalıcılar da sevinir ya hocam, maç seçme durumu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni giderken çok bölünüyor, çok ağır, yoğun tempoda maç oynuyor. Maç seçme durumu var mı, var mıdır hocam? Ne diyorsunuz? Bizde öyle bir şey yok. Bütün oyuncular sahaya çıktığı zaman kazanma isteği vardı ama bunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda bu istek olmasına rağmen yeterli olmadı. Bugün gençte bir maç oynadık. Bu maç bitti. Şimdi Monaco maçına hazırlanacağız. Siz arkadaşların yorumlarına bir şey saygı duyuyorum. Bir şey de söyleyemeyiz. Çünkü bizim konuşacaktık. Çalışacak zamana ihtiyacımız var. Onu yapacağız. Başka var mı soru? Hocam, lig uzun bir maraton. Bundan sonraki süreçte ilerleyen haftaları nasıl görüyorsunuz? Evet. Geriye düştünüz. Fark kapalı mı? Ligin uzunluğu, geriye düşmeyle ilgili siz yorumları yazabilirsiniz. Biz bugün bu maçı bitirdik. Şimdi bu andan itibaren Monaco maçını düşünüyoruz. Var mı başka soru? Teşekkür ederim. Teşekkürler.